dergisinden bir yazı çıkmıştı. V kapağına da genç bir adamın resmini koymuşlar. Konuşuyor fakat ağzından mermi çıkıyor konuşurken. Eserçeğin Abu Cehil'in şoförü dedi ki, senin dedi resmin çıkmış krambada dedi. Konuşurken de ağzından kurşun çıkıyor dedi. Ben dedim, ben Granma'yla herhangi bir mülakat yapmadım. Yani kim yapmış, o resmi nerede almışlar bilmiyorum dedim. Dergiyi getirdi, baktım, genç bir adam. Bana fazla benzemiyor ama işte benim yaşlarımda olduğu için öyle benzesin Filistinler. Ne kadar bana ait değilse de dedim o resim. Dediler Abu Cehet'le randevu var. Gidip onlar görüşeceğiz. Abu Cehet'in bürosuna gittim. Abu Cehet dedi ki, Kastro yoldaş gelecek dedi. Sen tanıştırayım dedi. Şimdi o sıra Küba elçiliğinin Filistin'deki devrimci hareketlerle görüşmekle görevlendirmişti. Dolayısıyla Castro'yla birlikte o Granma çıkartmasını yapan, Castro'dan biraz daha boyu kısa bir yoldaş vardı. Ama Castro'nun sözcüsü olarak, vekili olarak buraya göndermişler. Biz onunla daha önce tanışmıştık. Oraya gittiğimizde Castro'yla beraber o da geldi. Neyse biz onunla tanıştığımız için şakalaştık, hoş beş ettik. İşte Castro yoldaşla tanıştığımız için, işte bu kahkolu dedi, o ağzından kurşun çıkan genç bu dedi. Ya ben değilim bana demem hiçbir şeye yaramadı. Filistin'in hukuk fakültesi okuyan bir genç vardı. Türkçe çok iyi biliyor, aksansız konuşuyor Türkçeyi. Tercümanlığımızı o bir genç yaptı. O genç, ben ona söyle o ben değilim diyor, söylemem diyor. O öylece kaldı orada. Biz orada tekrardan Castro şeyi tanıştırdı bizimle. O elçilikteki kendi özel görevlisi, bu benim özel görevlim dedi. Buradaki bütün dünya devrimci örgütleriyle ilişki kuracak, irtibat yapacak ve biz karar aldık. Devrimci hareketlere destek olacağız. Basın konusunda, yayın konusunda, bak dedi, senin resmin de çıkmış. Ya bu benim resim diye tekrar ettim. Öyle kaldı o. Biz tekrardan o yoldaşla tanıştık. Tabii Castro gitti biraz sonra. O orada elçiliğe kaldı. Özel görevli olarak elçilikte kaldı. Ondan sonra biz elçiliğe randevusuz gidiyorduk. Yani işimiz olunca ya da bir haber vermek gereğince gidip haber veriyorduk. Belli bir süre sonra işte oraya Ortega'nın eşi geldi. O da kalçasında vurulmuştu. Şeydi, sakat, yürüyemedi. O da tedavi görüyordu. Abi o, bu dediğim, o kadının gelmesi birkaç yıl sonraydı bunlar. O da orada tedavi görüyordu. Ondan, o da bizim eve geliyordu. Şen, şaklak bir kadındı. Ortega'yla evliydi ama diyordu, oğlum benden haber yok, ben onlara haber yok. Ben vuruldum, buraya geldim, orada savaşıyor, devam ediyor diyordu. Biz herhangi bir destekten önerisinde bulunmadık. Hani Kübelçin'le şuna ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var gibisinde bir şeyimiz talepimiz olmadı kendilerine. Ama çok dostça ilişkiler kurduk. Tabii var ya orada Demokratik Yemen elçiliğiyle de tanıştık. Onu da Kübalılar tanıştırdılar. Demokratik Yemen'den daha fikir işler kurduk, bize pasaport verdi. Benim pasaportum da Demokratik Yemen pasaportuydu. O pasaportla işte Sol Birliği toplantılarına katılıyordum. Macaristan'a geliyordum. İşte Bulgaristan'a gidiyorduk. Orada da toplantılar falan yaptık. Böylece sosyalist ülkeler, demokratik ülkeler, yani Demokratik Yemen gibi çok sıkı bağlarımız, ilişkilerimiz oldu. Ama biz Küba'da Küba ile ilgili mesela basın konusunda da şöyle bir sorun çıktı. Onların basını İspanyolca basınları hazırladı işte. Biz İspanyolca çevirenimiz de yoktu. Onu okuyabilenimiz de yoktu. İngilizce de kendiler yapmıyorlardı zaten.
bir çevre anarşiler de vardı sanki. Aynı şekilde bizi Çekoslovak elçiliğiyle de tanıştırdılar. Küba elçiliği tanıştırdı. Biz Çekoslovak elçiliğiyle de sıkı ilişkilere girdik. Onlarla da hep görüş alışverişinde bulunduk. Yayın alışverişinde bulunduk. Orada dünya devrim örgütleriyle işte Fransızların aksiyon vardı. Yani Hanıdan Eylem örgütü, Japonların Kızıl Kübeler örgütü vardı. Afrika'nın hemen hemen bütün örgütleri vardı. Rumba'nın oğlu da oradaydı, onunla da tanıştık. Arjantin, Latin Amerika'nın, o zaman Filistin bütün dünya devrim hareketinin buluştuğu bir yer, buluştuğu bir mekandı. Son dönemlerde onlar da artık o işleri bıraktılar. Mesela biz yeni gelmiştim Lübnan'da, internasyonel bir toplantı yaptım işte, Fethi yapıyordu, başkanlığını o yapıyordu. Bizi o toplantıya davet ettiler. Daha henüz pasaportumuz, hiçbir şeyimiz yoktu o zaman. Biz dedik ki biz böyle toplantıya katılalım ama yani Lübnan'a gidemeyiz, bizim pasaportumuz yok, kimliğimiz yok. Yani nasıl gideceğiz oraya? Abi Cihet'in şoförü dedi, o sen gel dedi, pasaport, onu ben gösteririm, pasaportlar bizde çok dedi. Gittik Lübnan'da internasyonel toplantıya. Yolda kimlik sordular. Şimdi Suriye askeri hiç sormadı. Oradan geçtik. Lübnan'la geçince Lübnan askeri buraya dedi. Orada kılıcını çıkarttı. Ben dedim, herde buraya dedi. Kimlik bu dedi. Asker bir daha geçin dedi. Şimdi o orada da Uruguay Tupamaro'larla tanıştık. Onun o tanıştığı zaman devlet başkanı oldu daha sonra Uruguay'da. Oradaki bütün Latin Amerika ülkeleriyle tanıştık, Avrupa'dan gelenlerle tanıştık. Filistin o zaman dünya devrimci örgütlerini buluşturmanın bayağı görevli üstlenmişti. Tabii daha sonra Arafat bu işler fazla iyiye gitmiyor dedi, onu bıraktı. Küba elçiliği falan da Castro'nun özel görevlisi Küba'ya döndü, fazla bir devrimci hareketin orada buluşması falan olmadı, mümkün olmadı. Biz de daha sonra zaten herkes kendi ülkesinde bir şeyler yapmak için o tip şeyleri bırakıp döndü. Zaten tercümanlık yapacak fazla kişi de kalmadı. Birçok insan memleketine de döndü. Böylece Filistin'de yaşadığımız o ilişkiler, o buluşmalar da sona ermiş oldu. Ama her hal ve şartta Küba devrim mücadelesi, dünya devrim mücadelesine özellikle de Latin Amerika'daki mücadelelere çok önemli katkılar yaptı. Önemli ölçüde de dünya devrim sürecine hizmet etti. Burada Castro'daşın emeği çok fazlasıyla var. Umarım biz gidinceye kadar orada Allah örgütler. Bize de iyi bir yer ayrıldı Castro'da. O bizden önce gitti. En azından da biz de gideceğiz onun gittiği yere. O bizden önce gittiğine göre bizden önce devrim yapıp bize destek olduğu için ben orada da biz gidene kadar cehennemi mehlemi kapsülü kapattık. Size daha iyi bir ortam yaratır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.